Bankası'nın ilk aşamasında olan dividend toplantısının işte hibe kurumunu amaçladı. Hibe kurumunun öncelik konusu. Kocaeli'de faaliyet gösteren şube ve temsilcilikler. Bunlar ise genel merkezden alacak ilzam ve temsil yetkilendirecek. Sözleşmeyi siz imza atacaksınız. Ayrıca projede siz yürüteceksiniz. Mesela derneğin ilçelerde, farklı ilçelerde şubesi var. İşte İzmit'te ilçede. Bir tane şube başvuru yapacak. Ama bir proje hazırlanırken mesela birkaç şube bir araya gelerek siz o projeyi tasarlarken farklı şubeden olduğu ilçelerde uygulanacaktır şeklen tasarlayacaksınız. Birisinde başvuru sahibi ve diğerinde ise proje ortağı olmak üzere en fazla iki proje desteklenebilir. Yani nasıl oluyor bu? Bir tanesinde başvuru sahibi, diğer projede ortak olarak yer alacak. Yani diğer projenin sahibi başkası olacak. Siz de aynı şekilde başka bir projede birden fazla ortak olamazsınız. Bir başvuru sahibi veya proje ortağı aynı anda sadece bir diğer başvuruda proje ortağı olarak yer alabilir. Sürdürülebilir bir kalkınma anlayışına dayalı sosyal yaşam kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanıyor. Yani siz değerli sivil toplum kuruluşların zaten yaparken biraz da derneklerin asıl faaliyetleri üzerinden gittik. Ve kentteki öncelikleri konu edindik, konuları üzerinde programı yazdık. Kadınların gönüllülük ve aktif katılım faaliyetleriyle kentlilik bilincinin artırılmasını sağlamak, katılımcı bir yönetim anlayışını tesis etmek için sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitesini artırılması sağlamak. Yani yaklaşık projeleri yaparken bu önceliklerden ilgili olmak zorunda. Ve sanat, istihdam ve eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler, sosyal içerme, gençlik, aile ve kadın, afet ünlüleri. Zaten hemen hemen baktığımız zaman bu konu başlıkları, yani tüm derneklerin neredeyse hepsinin çoğunda faaliyetlerinde geçiyor. Önemli bir konu var. Projeler bu hibe çağrısının amaçlarına uygun olmalı. Hazırlanırken, yani hazırlayın projeler. Bu dört tane konu çok önemli. Bir olmalı. Proje konularının odak noktasında toplum yararı olmalı. Örnek bir projede başvuru sahibi olurken başka bir projede ortak olarak yer alabilecek mi? Alabilir ama Kocaeli Erzurumlar Derneği ya da vakfı örnek olarak veriyorum. Ya da Trabzonlar. Ama faaliyetlerini Kocaeli yapacaklar. Tek Kocaeli dışından bir dernek alamaz mı? Olan STK'lar da var mesela. İşte büyük vakıflar var. İşte temsilcilikleri şeyde. Onlar için genel kurullarında yönetim kurulu kararı almaları şartıyla, mesela İstanbul'da merkezdir. Merkezden yönetim kurulu kararı alması şartıyla yani başvurucu olmalarında bir sıkıntı yok.